pek yaygın bir sapıtmak için içme alışkanlığı var. Sadece erkeklerin içmesi filan gibi böyle bir şey var. O Anadolu'da içki eskiden içilirdi meselesi de çok su kaldırır bir meseledir. Her neyse ya kıyamet kopuyor. Müzik, bağırış, çağırış. Ondan sonra duvarın dibinden ben çöp topluyorum ya dışarıda evimin dışında. Bira şeyleri, kutuları, şişeleri. Yani böylesine başka çöp atsana şikayet edeceğim. Ama hocam yani, bununla evinde ondan sonra içmeye devam etmek için satın alacak yer bulamamak yine de aynı şey olmayabilir bence. Aa, hayır. Bir dakika. Bu sonuçta bir sonuç. Eve tıkılmamalı. Bu zaten kabahatler kanunu. Hayır. Bu zaten eve tıkılmamalı. Evle iktifa ettiğiniz zaman özgürlüklerinizden fedakarlık ediyorsunuz. Yani içki içen bir insan... Ama tekel bayinden de alınamıyor ya ondan sonra. Ha, durun. Zaten evle sınırlamayalım. Yani dışarıda da içki içme özgürlüğü olmalı. Bunu savunuyoruz. Yani insanlar birbirlerinin hayat tarzlarına karışmamalı. Sen içme kardeşim, sen lokantaya gitme kardeşim. Değil mi? Çizgi bu. Ama satın alma konusunda 9.30'da alırsın içkini, evinde içersin ya. Aa, böyle bir saçmalık olur mu? Bak işte tam bunu karıştırmayalım diyorum. Eğer bunu karıştırırsanız ondan sonra ahalinin çoğu da, insanların çoğu da ya kardeşim ne alakası var? Hani hepsi yasaklansın filanın tarafına gidecek insan var. Ortada duran insan var. Yani bu kadar manasız yerlerden isyan ederseniz, yani ilkenizi doğru düzgün herkesin kabul etmesi gerekeceği, kabul edeceği hakkaniyetli bir yerde kurarsanız teziniz güçlü olur. Yani 10'da niye evinde içemezsin? Alsın 9'da içsin, herkes öyle yapıyor. Yurt dışında da öyle yapıyor yani. Önüne gelen yerde alkol satılmıyor.